erkekler için hi, bayanlar için şi, cansız varlıklar, hayvanlar ve köpekler için it kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, 6 tane değil, İngilizce'de 7 tane şahıs zamirimiz var. Bunları öğrenmiş olduk. Evet, cümle kurarken arkadaşlar ne yapıyoruz? Türkçeden farklı olarak onların da kendine göre yapıları vardır. Biz birinci şahıs için veya belki hepsi için arkadaşlar ne kullanıyoruz? Yardımcı fiil kullanıyoruz. Evet. Şunlara biz arkadaşlar yardımcı fiil diyoruz. Evet, İngilizceyi bir cümleyi kurarken isim cümlelerinde yardımcı fiil bizim için önemlidir. I için arkadaşlar am yardımcı fiilini, you, will yapılarda da böyledir. Yardımcı fiilden sonra not ne yapıyor? Cümleyi olumsuz yapıyor. Evet, dedi ki I am not a doctor. Evet, az önce dedi ki ben bir doktorum. Şunu gör.